Nasıl bir klin evisi tam? Dingwall gibi. Bir kalori yakımı. Bu sesi de. Keç tane ağacıymış. Selamlar. Yatağın üzerine şöyle bir kıyafet ordusu bıraktım. Çıkmadan önce giyineyim dedim. Çünkü evin içi zaten şu anda fırın gibi. 3 katım. O yüzden böyle sıcaklamaya başladım bile. Bugün dışarı çıkıyoruz. Ve ne yapıyoruz biliyor musunuz? Söyleyeyim. Kestane arayacağız. Ve bu benim hayatımın ilk kestane araması olacak. O yüzden deliler gibi heyecanlıyım. Sanırım ben böyle vahşi doğada bir şeyler arayıp bulmayı çok seviyorum. Metal dedektörden de belki hatırlıyorsunuzdur. O kadar böyle hoşuma gidiyor ki bu yönümü de daha yeni keşfettim açıkçası. O yüzden bu kestane avı da benim için ilk olacak. Ve hani neye benziyor ilk bulduğunuzda, nerelerde kestane aranır hiçbir fikrim yok. Sabahtan beri böyle Fabio'yu soru yağmuruna tuttum heyecandan. Ya gidince görürsün, gidelim tamam falan diyor sürekli. Hani içim içime sığmıyor. Bugün bir artı birimiz var bu arada ekipte. Fabio'nun anneannesi. Hep birlikte gideceğiz. Şu an zaten onu bekliyoruz. Hani ben hazırım, çantayı da hazırladım. Bu arada sıcacık böyle çay demledim. Sonra ekmek arası bir şeyler yaptım. Çünkü saat kaçta döneriz belli değil. Belki acıkırız, bir şeyler yeriz diye düşündük. Bu şekilde çok aşırı heyecanlıyım. İçim içime sığmıyor yani. Fabio'lar küçükkenden beri gittikleri için hani o yüzden o benim kadar heyecanlı olmayabilir bilmiyorum. Ona göre hani normal bir şey. Öyle işte şimdi hemen üzerimi ufak ufak giyinim. Fabio'nun anneannesi de hazırsa bizi arayacak. Çıkacağız. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Artık çıkabiliriz. Artık orada görüşürüz. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would When nothing really matters, that's all I wanna do I hope that you are safe and that I will see you soon If I could lay down beside you, I would Oh, mamma mia, sì, sì. Io vi lo chiedo. Non ti ho chiesto, non ti ho chiesto. Fammi vedere. Aschka, bellissima. E dove parcheggiamo? Io dai. Qua mi ci posso mettere, qua sì, ci fermiamo qua. Lì c'è da Fabio tutto mio. Sì, da Fabio prendo. Secondo te c'è qua albero di castagno? Poco qua. Hai visto qualche? Aishkam! You take all the... Possiamo andare. Sì. Qua c'è sta secondo me. C'è? Ma ti smetto. Lidl. Bakın burada yine bir sürü kestane var. Lidl. Fabio diyor ki bu boyut küçükmüş. Birazcık daha diyor. Şu gördüğünüz. Anneanne de buldu. Kestane. Şimdi bakayım.
Onunkiler nasıl büyük mü küçük mü? Ben de öğreniyorum şimdi hangisi büyük hangisi küçük. Troppo piccolino, che se ne. Ah, anche Fabio ha detto così. Troppo piccolino che si fa. Ma. Sì, piccolino. Dobbiamo trovare più. Aslında bulmadık değil, bayağı bulduk ama küçük oldukları için çoğunu hani açmadılar bile. Bakalım daha büyük bulmamız gerekiyormuş. Bir de bulduğumuz büyükler de bazıları, aşkısı burada. Bazılarını daha önce birileri gelip açmış. O yüzden hani biraz geç kaldık herhalde. Bakın yine mesela gelmişler, açıp almışlar içerisinden. Şurada da var. Birazcık daha aşağılara inmemiz gerekiyor bulmak için. Ask him show to me before you take. There is inside. There is two. Ah, two inside one. There was more, but I think wild pig come. And they take. They eat even castanhas. Fammi vedere. Ah, sì, bello grosso questo. Bir tanesinin içinden çıktı. Bir tane de böyle üç tane de çıkabiliyor. Mesela bunu açtık içinden böyle yarısı beyaz çıktı. Bu hazır değilmiş. O yüzden almıyoruz. Böyle beyaz olanlar olgunlaşmamış. Devam ediyoruz. Bakın kimlerle karşılaştık. Aşkım, she watch me. Bakın, büyük kestaneler buldum. Bu arada başkalarıyla karşılaştık. Onlar da kestane avlıyor. Kestane bulmaya çıkmışlar. O yüzden biraz daha az video çekeceğim. Yine etrafımız ağaçlarla çok çevrili olduğu için videolar birazcık karanlık çıkıyor. Güneş böyle içeriye giremiyor yani ağaç sıklığından. Fabio yine buldu sanırım. 1 kilo kadar falan bulduk şimdilik ama yani çok az bir sürede bulduk da sadece bazıları küçük. Ragazzo di montagna sei tu, aşkım. Lo sai tutti. Una bella mix. Aşkım, fammi vedere. Questo. Io ando stampo un po' io so. Non posso. Bu kestane ağacıymış arkadaşlar. Yaprakları da böyle oluyormuş. Dove? Ah, questo. Sempre alto però, no? Altissimo, aşkım. Şu da kastanye ağacıymış. Çok yüksekler. Yerlerde de hep kastanye var yine. Kastanye diyorum. Kestane. İtalyancası kastanye arkadaşlar. Ben önce şöyle ayağımla bir şöyle yapıyorum. Sonra çıkanı elip alıyorum. Çünkü bunların içine geçiyor dikenleri. Biraz yoruldum. Saçım başım dağılmış. Böyle artık nasıl diyeyim yani. Bereyi çıkarttım. Şalı açtım. O kadar sıcak ki şu an önümü falan açtım.
yürümekten, efor sarf etmekten böyle bir kalori yakımı. Bir kuş sesiydi, duydunuz mu bilmiyorum. Çok aşırı böyle kuş sesi var işte, birkaç hayvan böyle patisi falan gördük, inşallah karşılaşmayız. Durum güncellemesi yapacak olursak, bugün kestane ağacı görmüş oldum, bundan sonra tanıyabilirim diye düşünüyorum. Fabrikada hızlı olmasa da. İkincisi, kestanenin böyle dıştan elimi acıttığını fark ettim ve aldığım eldiven yeterli değilmiş. Onunla da tam olarak açamıyorum. Başka bir eldiven gerekiyormuş. Üçüncüsü, küçük kestaneler artık dışından bakınca böyle anlayabiliyorum. Hiç açmıyorum bile onları. Dördüncüsü, açtıktan sonra hala böyle bir beyazlık varsa kestanede olgunlaşmamış oluyormuş. Onları almaya hiç gerek yokmuş. Bunu öğrendim. Onun dışında büyük olanları açtığımız zaman böyle hani nasıl diyeyim, büyük kocaman kesmesi de kolay olan kahverengi olanları aldık. Şu anda 5 kilonun bence üzerinde. Fabio ancak 5 vardır diyor da, bana sorarsanız 6-7 kilo toparladık sadece biz ikimiz. Anneanne de kendi ayrı bir poşette topluyor. Emin olun bizden daha fazla toplamıştır. Ben arada video falan çektim, o sürekli topluyordu. Bu şekilde durum güncellemesi. Şimdi ben birazcık daha çalışayım. Çok hoşuma gitti bu ara bul işi. Again. Bu arada biz böyle işte geçerken kestane ağaçlarının altından bazen böyle daha yeni düşüyor oluyor bir tane kestane. Onlara da denk gelmemeye çalışıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi dikenli, böyle pat kafamıza da düşebilir. Böyle. I need you on table aşkım. Şimdi sandviçlerimizi yiyoruz. Bir de sıcak çay içsem yani bir daha enerji full devam edebilirim. Bayağı bir topladık bu arada. Yine böyle ayağımla açtım. Bakın şöyle büyük büyük çıktı, görüyor musunuz? Bu arada inekler geldi yine. Bizi izliyorlar. Baby. Bakın bu da bebekleri. Yavaş yavaş takip ediyor onları. Fabio sürekli diyor ki buraya metal dedektörle gelmeliyiz. Şimdi size şu küçük benim poşetimi de göstereyim. Bu poşet bugün tam 2 kere doldu. Ben doldurunca Fabio'ya veriyorum. O da bizim büyük poşetimize koyuyor. O taşıyor büyük poşeti. Şimdi yarısındayım. Bunu 3'e tamamlayıp artık ufaktan gideceğiz. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Forget you, you're all I know, what I need.